Fenerbahçe'yi kritik bir maç bekliyor. Tabii ki grup liderliği için e, Rende Larnaka'yla kendisi aslında oynayacak. E, geçen hafta Fenerbahçe'nin 3-0'dan 3-3'e dönüşü çok önemliydi. Ve bu maçtan sonra da bir liderlik maçına çıkacak Fenerbahçe. Tabii e, Dinamo Kiev'in bir iddiası kalmadı. Aslında grupta sadece son hafta maçları lideri belirlemek için oynanacak. Ama iddiası kalmasa da bir takım başında Lucescu varsa o takıma karşı hele iki deplasmanda oynamak hiç kolay olmuyor. O biri iddialı hale getiriyor maçı. Lüçesko'nun olması bile bu aralar. Lüçesko hep tartışılıyor. Önemli. Ülkemizde hep tartışılıyor Serdar abi. Ben hani <laughs> sözünü kesmiş gibi olayım kusura bakma. Ben Lüçesko'cuyum onu söyleyeyim. Ben Lüçesko'nun futbol aklına, bilgisine hayran birisiyim. E, ben de sağa içinde Lüçesko'yum. Yani Lüçesko'cuyum diyeyim. Ama saha dışında ele ele iletişimde ya çok o, o, konu, o konu çok tartışmaya açık. Ben açık söylüyorum. Bizim ülkemizde şöyle var. Güçlü bir teknik direktör profil değilsen, hele ki yabancıysan eleştiri dozajı 5 olması gerekiyorsa 15-20 oluyor. Bakınız Tudor, bakınız Valerian İsmail. Torrent denklem dışı bırakıyorum. Torrent'in çünkü çok teknik adamlık kariyeri yok ama göreceğiz. Tudor bugün Marsilya'da iyi kötü. Hala Marsilya'nın yenilgileri üzerine. Dün Kolasinac Oraya... golü atsa gruptan lider çıkacaklar. Ciri golü kaçırdılar. Ciri... Dönen topta gol yediler. Sonuncu oldular. Gerçi ilerleyen dakikalarda yine geliriz. Konuşuruz. Yani Marsilya'yı çalıştırmak da mesele. Şöyle ama. Marsilya, tam Tudor geldiği için artık dayanamadım söyleyeyim dedim. Ee, golü atan e, dün Çansel e, maçtan sonra diyor ki Mbemba birbiri de diyor biz Avrupa Ligi'ne gittiğimizi bilmiyorduk. Kenardan bir uyarı gelmedi diyor. <gülüyor> Doğru <gülüyor> sesimi duyuramadım. <laughs> çok acayip bir şey gerçekten. Ya benim, ben şunu demeye çalışıyorum aslında çok kısa. Serdar abiye top atayım. Benim mantığım şu. İşte örnek verdim Tudor, Valerian İsmail. Valerian İsmail de kötü hoca olduğunu düşünmüyorum. En azından Beşiktaş'ın maçlarını izledim. Duran toplarda inanılmaz set çalıştırmış mesela. Çalışkan bir teknik adam. Ha ne kadar büyük takım hocası o tartışmaya açık. Herkesin hocalık tarzı büyük takım uymaz. Bazı teknik adamlar daha böyle mücadeleci, geçiş hücumu kovalayan takımlara formatları uygundur vesaire. Neye varacağım? Lucescu da aynı şekilde Efendinin işi bozmadı 2000-2001 sezonunda ama Türkiye'de bu işlerin böyle olmayacağını gördü. Ben açık söylüyorum. Biz de anladığımız dilden konuşuyoruz. Bazen e, haddini aşta oluyor ama ben e, onun e, ne olursa olsun yaşı şu an e, 76 77 diye biliyorum. Shakhtar Hegemonyos, kendi kurduğu hegemonya, Dinamo Kiev'in o genç oyuncularıyla son verdik iki sene önce büyük mesele bence yaptı. Milli takım e, Şenol Güneş'le Avrupa Şampiyonası'na gittiyse o takımın e, havuzun yani malzemesini de e, Lutescu hazırladı. Ceremesini Lutescu çekti o. Çağlarlar onun döneminde iyice banko 11 oyuncusu oldu. Ee, Kaan Ayanlar. Ben e, teknik adam olarak çok değerli bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum. Eğer e, Fenerbahçe 8 senedir şampiyon olmuyor. Şimdi Jesus'la bir hava yarattı. O 8 sezonda mesela Serdar abiye söyleyeyim. Hem Galatasaray'da hem Beşiktaş'ta izledi Luchescu. Bu 8 sezonda Serdar abi, Lücescu, Fenerbahçe'ye çalışırsa Fenerbahçe hala şampiyon olmamış olur muydu? Adı çok geçti bu arada Fenerbahçe ile. Yani işte aralarda gelen hocaları söylüyorum. Koku, Ersun Hoca, Erol Hoca, Pereira. Ya bak şimdi demin sen çok güzel bir örnek verdin. Şimdi biz Fenerbahçe'nin başında Cesus var. Lucescu, Dinamo Kiev'in başında. Şenol Hoca işte efendime söyleyeyim Beşiktaş'ın başında. Dışarıda şu an duran bir Mustafa Deniz ve Fatih Terim var. Bunlar ligimizde hep takım çalıştırmış isimler. Hepsinin ortak özellikleri, büyük tecrübeleri var. Ve idaresi zor olan kadroları idare edebiliyorlar, yönetebiliyorlar. Şimdi Valerian İsmail'de o sıkıntı gö Tabii. gözüktü. Yani Valerian İsmail'i şimdi Valerian İsmail'i çapsız diyen, yeteneksiz diyen, hoca moca değil diyen adamlar kimse işte yorumcusu, yazarı sokaktaki, sosyal medyadaki özellikle bizim medya dünyasındakiler o adam Türk olsaydı aynısını söyleyebilirler miydi? Çünkü neden söyleyemezler biliyor musun? Ondan mutlaka karşılaşır Türkiye'de. Yüz yüze bakıyorlar. Ama bu yarın gidecek. Bir daha da dönüp ona bakmayacak. Bir daha da onunla bir ilişkisi olmayacak. Yabancılar o yüzden bazen çok rahat bel altı vurabiliyorlar. Bazen çok şey söylüyor mesela. Keşke bunu söyleyen adamlar bize bir takım mesela bir savunma setini anlasa, bir hücum setini anlasa. Hani hoca West hoca değil. Ve 2 milyon pound. Demek, ne kadar kolay. 2 ya. milyon pound bonservis ödemiş bu hoca Doğru ya. Barzi'nden sonra. Beğenin beğenmeyin futbolculuğunda as oyuncusu olmasa Bayan Münih görmüş. Ama bak söyledik kulübe. Ben yani kulübesi derken birkaç kişiyle konuştum. Siz dedim kadroyu Valerian İsmail'e göre kurmuyorsunuz dedim. Bu kurulan kadroyu çok daha farklı profildeki hocalar yönetebilir. Ya orada öyle oyuncular yok dediler işte. Yani Valerian İsmail uyumlu çalışabilecek oyuncular falan. Bazıları çalışamadı. Peki yarınki maça dönecek olursak da. Dinamo Kiev deplasmanı. Tabii artık hani Ukrayna'nın içinde bulunduğu durumlardan dolayı deplasman Krak Krakow'da tabiri de değil. biraz aynen Krakow öyle. Krakow ve ufak bir, stat diye ufak biliyorum. bir stadyum. Ufak Çok büyükte oynamak istemiyorlar. Daha çok doldurmak adına. Daha önce öyleydi çünkü Krakow'da. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi önelemesine karşılaştığı zaman doğru. sonrasında stadyumu değiştirdiler. Tabii deplasman tabiri biraz değişti açıkçası Tabii. ama biz yine de öyle söyleyeceğiz. Yani ne olursa olsun Dinamo Kiev e karşı dış sahada oynamak hiç kolay olmuyor. Zaten hmm. bunun örneğini de Fenerbahçe daha önce de gördü. %51 ren diyorum ben liderlik için. Yani şöyle ren şöyle 2-0-3-0 yener. Fenerbahçe kazanırsa da tek farklı kazanır diye düşünüyorum ben. İki laverajdan bir şekilde renin ren, %51'e çok yine yakın şanslar. Fenerbahçe'nin son haftaya lider girmesi de bir mesele. Önemli bir başarı. 3-0'dan geri dönmesi, 2-0'dan geri dönmesi ki geri döndüğü takım benim bayıldığım bir takım yani. Ren. Ee, müthiş bir takım ve o takımdan göreceğiz. 35, 40, 50 milyon eurolar transferler yapacak. Başta Doku. Kimince ee, Kim ye yerine aldıkları Belçikalı stoper Bologna'dan. O da iyi e stoper mesela. Çok, evet. çok iyi bir takım Ren. Ee, ve hani Fenerbahçe gerçekten bu grupta şu an... Matematiksel açıdan işi garantimiz çok güzel. Tabii ki e, lider olup bir maç pas geçmesi, direkt Mart ayına kendini atması en e, gerçekleşmesini istediğimiz senaryo ama ben gerçekçi bakıyorum. Ren'in e, Larnaka'ya fark atmasını olası görüyorum. Yani mesela bir 3-0'lık Ren galibiyeti beni şaşırtmayacak. Fenerbahçe dediğin 12 ile zor maç oynar. O maçtan hani bir tek farklı Fenerbahçe galibiyetinde bittiği anda Ren lider oluyor gibi. Doğru. Ben biraz %51 bir ren diyorum o yönden. E, fikrimi belirteyim. Doğru. Serdar sarıda. Yani ben de tabii gönlümüz Fenerbahçe diyor da o ayrı. E, çünkü e, Fenerbahçe'nin lider bitirmesi durumunda herhalde ilk maçı bundan sonraki maçı Mart ayında falan Mart. Galiba. Galatasaray Geçen sene Mart Gal ayında oynadı. Galatasaray'ın e, yakaladığı avantajı yakalayacaksın. Ama olmadı. Mart ayında oynamayacaksın. E, bu da bir dezavantaj değil ki. Haftada iki maç oynamak aslında ciddi bir avantaj. Şöyle dezavantaj, Şampiyonlar Ligi'nden gelen takımlarla oynuyorsun. O var. Yani onlar da dahil oluyor. E belki garantisi mi var bunun Şampiyonlar Ligi'nden gelmeyen Yok. Ligi yok. Eleyeceksin grup, grup liderleri yok. ve Şampiyonlar Ligi'nden yani, gelen takımlarla tabi, oynuyor grup ikincileri. Galatasaray işte Mart'ta oynadı. Barcelona'yı çekti ama. <laughs> Onu devreye getirdim. Biraz Beşiktaş'ın zamanındaki kuralları <laughs> ya gibi benim, 4. turda çekmişti çekti Beşiktaş'ın Benim, Beşiktaş benim <laughs> unutmuyorsun. İster istemez United ya da Sevilla-İnter yani böyle şampiyon liginde üçüncü olup dur ben Avrupa ligini kazanayım da kendi ligimde ilk 3'e 4'e giremiyorum seneye e, direkt şampiyon ligine katılayım biraz o benim keyfimi kaçırıyor. O tarz bir takım çıkarsa hani Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın Beşiktaş'ın bir Türk takımların çok şanslı olmuyor biraz gerçekçi bakıyorum. Yani benim orada ne? tadımı kaçıran takım Sevilla. Tabii. Ya, kupaya o kadar aşinalar ki işte UEFA Sevilla ligi diye zaten çok da böyle e, konusu geçti. O yüzden yani onların gelmesini ben hiç hoş karşılamadım açıkçası. Ya yani istemem en azından belli bir noktaya kadar Fenerbahçe'nin karşılaşması. Ama 2008'de e de, de dedi. Doğru. doğru. Sevilla e mutlaka şey yapıyordur. Hani bu sponsorlarına biz UEFA'da da varız. Her sene varız. Filere kadar gidiyoruz. İki katı para istiyordur herhalde. Kendi ligindeki yaptığı anlaşmaların üzerinden söylüyorum. Yani, Hakikaten Sevilla Ligi gibi lig. Ya da sponsorlarda da o zaman şöyle bir cevap verebilir. Ya her zaman kazanıyorsunuz. Çok da özel bir şey yapmamıza gerek yok da <laughs> <laughs> diyebilir. belli olmaz. Ben sponsor olsam Ama o yapılanma bak çok iyi bir yapılanmaydı. Çok doğru bir yapılanmaydı. Mesela işte ne diyorduk? Cesus değil mi? Şimdi Ren'in kadro yapısı Cesus yönetebilir orayı. O, ona o tecrübeliydi yönetir. Genci de ver yönetir. Onda sıkıntı yok. Bunu Valerian yönetemez değil mi? Kadro planlaması, hoca uyumunun en doğru olduğu bir süreci yaşıyor şu an Fenerbahçe. Bak kadro Ve bunu yapısıyla diyelim çok tartışılan bir yaz döneminin ardından çünkü herkes hemen hemen yani yaz döneminde ya Fenerbahçe acaba ne yapmaya çalışıyor transferde? Hep aynı bölgelere oyuncu alınıyor, bu sezon içinde sıkıntı olacak falan diye. Hatta taraftarların da ben söyleyeyim yani 70i memnun değildi. Taraftarlar da bunu kabul ediyor zaten. Belki daha önce yapılan transferler kötü transferler değildi daha önceki Ali Koç'un dönemindeki yıllarda o kadroları, o transferleri, o oyuncuları yönetemeyen teknik heyetler veya yapılanma diye neyse artık onlar belki sıkıntı yaşadı. Ee, belki Cesus daha önce Fenerbahçe'ye gelmiş olsaydı o kadroları da bu şekilde yönetebilirdi. Peki Cesus demişken bugün basın toplantısı vardı. Kullandığı önemli ifadeler de var. Grup liderliği için oynayacağız dedi. George Jesus bugün basın toplantısında